Siyasetçi yazar Fatma Ulubey CHP'den milletvekili aday adaylığına başvurdu. Seçim tarih yaklaşırken partilerin aday adayları açıklamaya başladı. Adıyaman CHP aday adayları listesine Adıyaman Gölbaşı ilçesine sevilen siyasetçi yazarı Fatma Ulubey de katıldı. 25. dönem CHP Adıyaman Milletvekili adayı olan ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanlığı olmak üzere aktif görevlerde bulunan siyasetçi yazar Fatma Ulubey, 28. dönem CHP Adıyaman Milletvekili aday adayı oldu. Ulubey, Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adayın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde milletvekili genel seçimlerinde, partime ve ülkeme hizmet edebilmek için hak hukuk adalet mücadelesinin yanında daha güzel bir dünya yaratmak için tüm örgütümüzün milletimizin sesi olabilmek için ben de varım. Ben de adayım. Bir ülkenin ve toplumun gelişim düzeyinin en önemli göstergelerinden biri kadınların siyaset kurumundaki yeridir. Her yönüyle gelişmiş bir ülke ve toplum adına kadınların siyasete vereceği katkıyla beraber gerçek demokrasi ulaşma açısından kadınların siyasetteki yeri çok önemlidir. Ülkemizin geleceği açısından umudum artıyor. Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü gelecek diyerek verdiğim mücadele ve emekli sorumluluk bilinciyle bu göreve talip oluyorum. Adiyaman'ın sorunları için çalışıp elimizin en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu dosyanın içinde kampanya süreci boyunca seçim bölgemde emek verecek, fikir yürütecek binlerce kadının, gencin pırıl pırıl yüreğine koyduk. Gençlerin, kadınların düştükleri bir ülkeyi hepimizin hayal ettiği bir geleceği birlikte kuracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Her zaman her yerde hep beraber diyebilmek için omuz omuza birlikte başaracağız. Bu karanlık, köhnemiş düzeni birlikte aydınlatacağız. Bu vesileyle ülkemizin zorlu bir süreç içerisinde şu günlerde 11 ilimizde etkili olan Kahramanmaraş merkezi depremlerde ve sel baskınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza acılı ailemize sabır diliyorum. Depremin acı izleri hep kalacak olsa da yaralarımızı birlikte sarıp birlikte iyileşeceğiz sevgi ve saygılarımla dedi.